Mutfağımdan ve Ankara'dan herkese selam ve sevgiler. Bugün sizlere gerçek lezzeti ve tadıyla orijinal limonata tarifi hazırladım. Bu tarifi denedikten sonra göreceksiniz limonatanız günlerce beklese bile tadında acıma ya da herhangi bir değişiklik olmayacak. Tarifimde birer adet oldukça iri portakal ve limon kullanıyorum. Eğer portakal ve limonunuz küçükse ikişer adet de kullanabilirsiniz. Özellikle portakalın ve limonun beyaz kısmına gelmeden kabuğunu dikkatli bir şekilde rendeliyorum. Limonataya acımsı bir tat veren e, bu kabuğunun altındaki beyaz kısmıdır. Lütfen rendelerken buna dikkat edin. Portakalı ve limonu rendeledikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Ve yaklaşık 2-3 dakika kadar kabukların diriliği kaybolup suyunu verene kadar elimle sıkarak Karıştırıyorum. Bu şekilde aromasını daha iyi ortaya çıkaracaktır. Bu işlemi tamamladıktan sonra üzerine bir su bardağı kadar sıcak su ekliyorum ki e, kabuklar rengini, aromasını suya iyi bir şekilde bıraksın. Karıştırıyorum ve üzeri örtülü yaklaşık 10-15 dakika kadar beklemeye bırakıyorum. Kabuklarını rendelediğim portakal ve limonun da suyunu sıkıyorum. Portakal ve limonu derin dondurucuya koyarak limonatasını hazırladığınızda emin olun bu kadar lezzetli olmuyor. O acımsı tadı daha çok ortaya çıkıyor. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar beklettiğim kabukların üzerine portakal ve limon suyunu ilave ediyorum. 1 litre soğuk su ekledim. Yarım su bardağından bir parmak kadar fazla şeker ilave ediyorum. Şeker tamamıyla sizin damak zevkinize bağlı. Tadına bakarak da ayarlayabilirsiniz. Şekeri de ekleyip karıştırdım. Ve daha çabuk soğuyabilmesi için ben bir su bardağı buz ilave ettim. Ve bu şekilde buzdolabında birkaç saat dinlendirirseniz çok iyi olur. Benim fazla vaktim yoktu yaklaşık bir 15-20 dakika kadar beklettikten sonra ince delikli bir süzgeçten süzerek servise hazır hale getirdim. Bu kadar kısa süre bekletmiş olmama rağmen gerçekten tadı ve rengi muhteşemdi istediğiniz şekillerde servis edebilirsiniz. E, i̇sterseniz yapım aşamasında çilek de kullanabilirsiniz. Nane yaprağı, fesleğen yaprağı da e, çok yakışır, güzel bir aroma verir. Mutlaka deneyin. Denerseniz eğer ufakta bir yorum bırakın, gerçekten çok mutlu olurum. Kanalımdaki diğer tariflerimi görebilmek ve yeni videolarımdan haberdar olabilmek için de abone olup bildirim zilini de açık tutabilirsiniz. Yepyeni tariflerle tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.